Eğitimle ilgili. Yani işte ÇEDES'le başlayan marif modeli adı altında taşlandırılan dinci ve gerici bir abluk altında eğitim. Yani geçen yıllarda ÇEDES'le ilgili Alevi kurumları ortak eğitim kurumlarıyla, eğitim sendikalarıyla birlikte ya da işte eğitimi, laik eğitimi kendisine dert edinen sivil toplum kuruluşlarıyla, sosyal yapılarla bir dizi çalışma yaptı. Biz bu ÇEDES'ten, ÇEDES'in arkasından işte 2 saatlik zorunlu din derslerinin seçmeli din dersi adı altında 8 saate çıkartılmasından yakınırken, buna karşı mücadele ederken ama karşımızdaki yapı durmuyor. Bunlar bu sefer tüm eğitim modelini dinselleştiren bir yerden yeni bir model önümüze koydular. Ve bu modeli işte kendi önce tartıştırdılar bir ay içerisinde, olgunlaştırdılar ve uygulamaya soktular. Yani bu model ne ortaya çıkarılış biçimiyle, çalışılmasıyla, ne içeriğiyle, ne de uygulamasıyla laik, çağdaş eğitimle, pedagojiyle, bilimle, laiklikle hiçbir şekilde örtüşmeyen bir model. Bu modeli işte geçmişte ÇEDES ve benzeri projelerle yapamadıklarını daha okulun tamamına yayan bir yerden el aldılar. Yani ÇEDES neydi? ÇEDES'te şöyle bir şey vardı. İşte tarikatlar, cemaatler aracılığıyla ama deli onayıyla ya da velinin karşı çıkmadığı durumlarda çocuklara bu dinsel eğilimleri ulaştırmaktan açtılar. Şimdi orada belli bir dirençle karşılaştılar. Ne oldu? Veliler işte benim çocuğum okulun dışında işte milli eğitimin öğretmen vasfı olmayan birileri tarafından hazırlanan projelerde yer almasını istemiyorum diye dilekçeler verdiler. Bu sefer baktılar ki bu işte projelerle bu iş yürümüyor. ÇEDES ve benzeri projelerle bunlar yapmaya çalıştıkları o gericileştirme, dinselleştirme bir ayağı boşta kalıyor. O zaman dediler biz o zaman tüm eğitimin içeriğini boşaltırız. Ne yaptılar? Tüm eğitimin içeriğini boşaltırlar. Yani çok basit örnekler var. Yani işte 4 yıllık bir ortaokul ya da lise eğitiminde fen dersinin saati 80 iken öbür tarafta din derslerinin içeriği 320 saate çıkabiliyor. Yani burada bu 80 saatlik fen dersini anlatırken de kullanılan referanslar, bu dersin işlenişi, o ortaya konuş biçiminde bilimsel referanslar değil de hep dini referanslar kullanılıyor. Yani içeriklere baktığımızda hep dini referanslar, işte kadını öteleyen, farklılıkları öteleyen referanslar kullanılmış. Bu hem dinsel bir yaklaşım eğitimin içerisinde hem de ırkçı bir yaklaşım da yanına getirmiş. Biz buna karşı Alevi kurumları yine eğitim sendikalarıyla birlikte başta eğitim sendikalarında olduğu, Pir Sultan içinde olduğu bir yapı oluştu. İşte çağda laik eğitim platformu diye. Bu platform çalışmalarını sürdürdü. İşte hem sendikal düzeyde hem Alevi kurumları düzeyinde. Sene başında işte çeşitli yerlerde basın açıklamaları yapıldı. İl merkezlerinde basın açıklamaları yapıldı. Ama veli tabanı, veli ayağı istediğimiz gibi değil. O karşı çıkışlar. Yani ilk etapta burada ne konuşuluyordu? İşte okulların açıldığı dönemde okulların boykotu konuşuluyordu. Öğrencilerin okula gitmemesi konuşuluyordu. Mesela bu gerçekleşmedi. Biraz daha son çıkan haliyle işte eğitim hakkı adı altında bir platform oluşturuldu. Herkes için eğitim, eğitim hakkı platformu oluşturuldu. Yani biraz daha işte şeyden bakan, çocukların yoksullaşmasından, yoksul çocukların okula gidememesinden, okullaşma oranının düşmesinden, yeni okulların yapılmamasından, çocukların okulda beslenememesinden, biraz da oradan bakan, işte yüksekokulu öğrencilerinin işte kiralar vesaire zorluklar nedeniyle kendi bulundukları ilin dışında bir ile okumaya gidememesinden, o pencereden bakan bir yaklaşımla eğitim hakkı platformu oluşturdu. Ama bu eğitim hakkı platformunun ana öğelerinden birisi yine bu ileride Türkiye için çok büyük zorluklar getirecek olan marif modeli. Yani bu marif modeli, yani laiklik biz biliyoruz ki Türkiye'nin en önemli birleştiricisi. Yani insanların işte dinini, farklılıklarını istediği gibi yaşayıp aynı ülkenin vatandaşı olarak kalabilmenin temel şartlarından birisi laiklik. Eğer siz bu laikliği böyle erozyona uğratırsanız, yok ederseniz bu ülkenin birliğine
beraberliğine, kardeşliğine vuracağınız en büyük darbedir bu. Ve bu yapılıyor şu an. Yani o birliğimize, kardeşliğimize, bir arada yaşama irademize büyük bir darbe vuruluyor. Bununla ilgili yine çalışmalar devam ediyor. ÇEDES benzeri dilekçeler var. İşte çocukların bu Maarif modeliyle ilgili olarak velilerin okullara ulaştırdığı. Veli kurumlarıyla birlikte ortak, işte eğitim sendikaları, veli kurumları birlikte bazı çalışmalar yapıyoruz. Ama dediğim gibi sonuç aslında bu çalışmanın hepsinin sonucu iki tane alana dayanıyor. Ya biraz önce Hacı Bektaş'ta verdiğimiz gibi alan mücadelesi, sokak mücadelesi ya da siyasi iktidar mücadelesi. Yani sonuçta sizin güvenlik politikalarınızda, eğitim politikalarınızda, sağlık politikalarınızda, ekonomik politikalarınızda, işte inançla devlet arasında ilişkiyi kuran politikaları da belirleyen siyasi irade. Siyasi irade ne zaman sizle bunlardan dertlenen, bunlardan sorun yaşayan insanların orada olduğu bir yapıya ulaşırsa biraz da sorun onlarla birlikte çözülecek. Ama o siyasi iradeyi oraya taşıyacak olan da sizin alandaki mücadelenizdir.